Selamlar ve saygılar sevgili geekler. İşte 6. sezonun en sezonların babası olan 9. bölümüne geldik. İzledik, kendimizden geçtik. Ben kendimi alamadım. Ardından bir kere daha patlattım falan filan. Ondan sonra da buraya geldik, oturduk. Evet, normalde her zaman sorduğum şu soruyla başlıyorum. Bu bölümü nasıl buldunuz? Oh be! Bu kadar bulduk biz. Bolton'un suratını ısırırken köpek. Oh be dedim ben. Bütün bölüm onu mu bekledin yani? Yok ya, heriften kurtulmamız, böyle vahşi bir şekilde kurtulmamız, kötü olması filan. Ben daha fazla acı çeksin istedim yine de. Çekti abi, kamerada göstermediler. Ben dedim bu sahneyi acaba gösterirler mi? Çünkü Game of Thrones onu bazen yapıyorlar. Bir tane ısırık aldı hayvan. Bir alt dudak kaldı yani. Gerisi şiddet sansürüne maruz olmuş. 200 yıl sonra filan çekilse bu dizi, orayı böyle bize açık çekim gösterirler diye. 3 boyut, biz de orada olurduk VR falan. Sen nasıl buldun? Yani böyle herhalde bir yarım saat falan tüylerim diken diken bir şekilde izledim bölümü. Ya bölüm o kadar efsaneydi ki ilk 10 dakikasını dizinin bundan önceki 58 bölümünden herhangi birinin sonuna koysam of ne efsane bölüm derdin. Ama şimdi bunun ilk 10 dakikası şey gibi, tazının kütük parçalaması kadar kalmış yani bölüm içinde. O kadar efsane bir bölümdü. Yani bilmiyorum, bundan daha ötesinin herhangi bir televizyon dizisinde çıkabileceğini çok düşünmüyorum. Ama çok hazırladılar abi. Yani bunu başka sezonlarda da yaptılar. Bu sezonda belki en çok dikkatimizi çekti. Hakikaten 10 bölümlük, işte atıyorum 4, ne kadar o 60 dakikadan 600, 50, 500 dakika falan olsa 500 dakikalık bir filmi izliyormuşuz gibi. Bu da filmin sonlarına doğru olan o savaş dövüş sahnesi gibi yani, gerçekten. Kesinlikle. Yani ilk 10 dakika balta sahnesi kadar sönüktedir. Hayır, bölümün içinde sönük. Yoksa efsane. Bence çok güzel başladı. Geçen hafta dedik ki arkadan bari bir dragonun alev püskürttüğünü göreydik en azından dedik. Aynen. Ama zaten alev püskürterek değil ya, böyle mütevazi bir şekilde gelmiş. Dragonları sonradan soktu, gözlerine soktu yani, adamların. Aynen, dediğin gibi geçen bölüm hani Dany olayını geldi ve olayı çözdü diye özetleyip bize bu bölüm hani onun çözümünün devamından izletecekler sanmıştım ben. Haksız çıkmaktan dolayı çok mutlu oldum. Az da olsa Dothraki'lerin saldırması. Zılgıt atarak. Aynen. Evet yani. Yani bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bak. Ta kaç sezon önce bizim Andal şey demişti, işte Dothraki Screamers'a karşı, Dothraki işte çığlık atanlarına karşı şöyle şöyle yapmak zor filan. O laf benim hep aklımdaydı abi. Bunlar hani Screamer yani çığlık ata ata savaşmak olayı ne acaba? Hiç görecek miyiz filan? Az da olsa hakikaten gördük ve hakikaten güzel yapmışlar. Bence etkileyici geldi bana yani böyle. Aynen öyle. Bayağı köşede evet, geldiler yani hakikaten. Ve şeyi hissettiriyor yani. Hani o sesi duyduğun zaman korkuyorsun. Hele o topraklarda bilenler için falan. İşte yani adamın yüzünü şey göremedik ama bence muhtemelen o maskenin arkasındaki surat falan vaziyetindeydi yani. Ya tabii de ejderhalar uçarken onlardan korkmak hani ne kadar hani... aşağıda hala birilerini öldürmeye çabalıyor olmaları da komik. Hani ejderhaları görmediklerini yoruyorum ama asıl onlar korku... Onlar şehrin bambaşka bir kapısındalardır evet. Yani. Ama yani ilk defa 3 ejderhanın böyle full aktif bir şekilde saldırısını gördüm. Ya hayvan gibi oldu abi artık ejderhalar. Yani eskiden de Drakaris görmüştük ama o zamanlar ejderhanın boyutu bunun 3'te 1'i kadardı. Şimdi bayağı... Bana mı öyle geldi? Diğer iki ejderha hakikaten biraz daha küçük mü kalmış? Birazcık daha küpaklardı. Sanki öyleydi. Böyle çok yakın çekim, onları detaylı takip edebileceğimiz bir görüntü yoktu ama ben de öyle algıladım. Yani. O öyle geldi bana. Bana hani bu bölümde bir şeyleri eleştirmek hakikaten garip geliyor ama... Diğer iki ejderhanın bir anda tamam hadi affettik ben de seninle uçayım deyip çıkıp Dany'nin yanına gelmesi bana birazcık... zorlama geldi. Tamam hani Tyrion bunları serbest bıraktı. O yüzden Tyrion'a karşı belki bir şey olabilir ama Dany hapsettiği için ona kızgındı bu ikisi. Bir anda o duvardan çıkıp hadi biz de seninle beraber gemileri yakalım. Öbür ejderhayı takiben öyle bir sadakat göstermişlerdir gibi geliyor. Diğeri çünkü en tripli, en atarlı ergen ejderhaydı yani bir yandan. Diğerlerinin daha başı şey gibi yani. Elebaşı gibi. Peki. İşte hani ne bileyim. Beni ikna ettiniz. Okey. Yok ama dediğin doğru. Bu sezon zaten sık sık bazı şeyleri yani bize böyle ima edip sonrasını öncesini anlatıp boyunca olan şeyi çok göstermedikleri oluyor. Bu da hakikaten... O yüzden de bunu böyle bekledik zaten. Bu sahnenin olmayacağını bekledik. Hı-hı. Yani. Hatta yani aynen evet. Bütün bu sefer doğru söylüyorsun. Ama Tyrion'un böyle Dany'nin geldiği noktayı böyle anlatması, bak deli krala doğru evriliyorsun, kendine gel uyarıları falan. Bence güzeldi.
Hani oturup böyle dinleme moduna geçti, tamam öyle mi oluyor galiba, tamam falan. Ama sonra yine de hepsini yakıp yıkması falan. Bir iki gemi bıraktılar, gerisini evet, donanmanın evet. bıraktılar ki evet, yani şimdi abi. Ucu ucuna yetecek bir donanmaya sahipler. Donanma demişken Yara ve Theo'nun gelişinden hemen çok kısa bahsedelim isterseniz. Aynen bak mesela yani onlara bahsedelim ama mesela onların gelişi de hızlı bir şekilde oraya bağlanıverdi. Yani... Aynen yani savaş varken köşeden hakikaten... Hanginiz dediniz biraz ya önce? Ben uzağa park edip. Uzağa park edip burası. Hadi sen de şey dedim. Sonra gelmişlerdir ama o zaman da şey hissediyorum, tamam mı? Orada gemiler var ya. Sonuçta gemi uçak gibi değil ki. Uzaktan bakıp savaş var savaş. Bekle azıcık bekle. deyip böyle belli ki sonra gelmişler. Ha yaraya destek muhabbeti. Orada bir işte sağ olsun Dany'nin her yaranın söylediği feminizm odaklı cümleyle işte. Ama işte Westeros'u ne kadar bir kadın yönettiyse Demir Adaları da o kadar bir kadın yönetti falan bilmem ne deyince Dany'nin neler diyor senin o güzel ağzın. Bir de Yara'da zaten unutmayalım bir seksüel veya hatta lezbiyenlik gibi bir durum var galiba. Tabii her türlü yürürüm sana falan tadında bir şey de söyledi. Bir de bir yandan şöyle bir şey de yaptılar bence. Tyrion'un şeyleri işte tavsiyeleri bak baban gibi olma falan falan muhabbetleri sonra da Yara işte bağımsızlık diyoruz. Talep edenlere bilmem ne. Hayır istiyorlar bak talep etmiyorlar falan filan. Ne yapacaksın insanlara? İşte bundan sonra artık yağma yok. Gidip cinayet işlemek, tecavüz etmek yok filan falan. Bu tarafı iyiler gibi evet. yapıverdiler sanki. Yapmaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Trion'u zaten çok seviyoruz ve onu oraya konumlandırmaları zaten. Hani oraları iyi bir şekilde yaptılar. Başka bir iyiler daha var ama Jon Snow'lara da kötü demeyiz herhalde. İşte onlarla da birleşmelerini umut ediyoruz zaten. Eşeklik yapmanın lüzumu yok yani Allah Allah. Aa bak vallahi şu an düşündüm bunu. İnanın hiç videonun önce aklımda yoktu. Teori geliyor. şey Yara istedi ya bağımsızlığı talep etmedi. Tamam. Bu da okey olabilir olur falan dedi. Belki Jon veya Sansa filan da bir gün Kuzey'in bağımsızlığını isteyecek. O da peki lan diyecek belki de bir çeşit. Hmm. Mantıklı. Veya talep edecekler ve o yüzden savaş çıkacak. Ve de sezon 9. hype olmayacak tabii ki. Muhtemelen bunlar güzel, barış ve pozitivist bir şekilde çözülecektir yani. Çok iyi niyetlisin gerçekten. Ya tabii ki ama bir yandan da şöyle bir şey var ki ne savaş yapıyorlar abi. Keşke bol bol savaş görsün hissiyatımız. Yani... Ciddi anlamda bütçe harcanmış. Ben hakikaten çoğu filmde böyle savaş sahnesi izlemediğimi abartmadan söylemek istiyorum. Mesela yani. Yazık ikinci sezonda Lannister'larla şeylerin Stark'ların savaşı vardı. Hani Robb'un garibim. Robb'un Jaime'yi yakaladığı savaş. O savaşı göstermemişlerdi mesela. Evet. Çünkü bütçe yok yani. Savaşa gidilmişti sanırım bir bölümün sonunda. Öbür bölümün başında Jaime'yi yakaladık falan diye gelmişlerdi hani. Artık gösteriyorlar. Ama şeyi bir daha anlıyorsun yani bölüm izledikten sonra diğer bölümlerin bütçesinden çalınmış yani. Hani bu kadar ortalama bölümler çekip de bu bölümün bu kadar efsane... Mantın niye sadece bir kafa kopardı? Şu an öğrenmiş olduk yani. Abi fazla şey yapmazsak. Ya da niye Jamie olayı diplomasıyla çözdü bir önceki bölüm? Değil mi ya? Öyle savaş beklentisi. Bir sonraki sezonlarda da bu tarz olacak. 9'a hep böyle bir yükselttiler. Artık beklentilerimiz de arttı. Şimdi önümüzde herkes bekliyordur önümüzdeki sezonun 9. bölümü ama 9 yok. Evet aynen. Öyle yırttık. Aynen. Ciddi anlamda büyük etkisi halindeyim. Savaşı 3 kere izledim abi ben. Sen şu çekim bitirip gidip bir daha izlemek istiyorsun sen. Evet kesinlikle öyle olacak. Çok acayipti ya. Yani hani neresinden başlayalım bilemiyorum. İlk isterseniz bunların konuşmasından hazırlık başlayalım. Hazırlık sürecinden itibaren hazırlık hepsi süreci. Mükemmeldi zaten. O yüzden oradan başlayalım bence de. İlk konuştular. Evet. İlk birbirine ultimatum verdiler. Bu boksörlerin evet. birbirlerine yumruk tokuşturması gibi. Şey diyorsunuz. Bolton'la şey John'u diyorsunuz. Aynen öyle. Valla abi yani Bolton'un özellikle böyle işte kafa oyunları yaparak düşmanı üzerine avantaj sağlamaya çalışma olayı zaten adamın özelliklerinden bir tanesi. Denedi, olmadı gibi oldu ilk karşılaştıklarında ama sonra başardı piç herif. Bir şey çok güzeldi ama ya. Her cümleyi böyle sırf inadına damarına basar gibi bastard, bastard diye bitirmesi böyle. Ben artık bastard değilim böyle. İmajı vermeye çalışarak. Ben orada Ramsay'nin oyunculuğunu çok beğendim açıkçası. Savaş evet. sırasında da o tek sabit durmasına rağmen mimikleriyle savaşın gidişatını falan vermesini hani Ramsay'nin ölmesine bir tek bundan üzüldüm. Ya herif güzel oynuyordu ya. Evet, bilmiyorum evet. ben herifi izlemekten keyif alıyordum yani. Güzel nefret ettirtti. Evet. Yani. Çok çok iyi bir villain olmuştu doğrusu. Güzel bir yani Tommen gibi değil. Allah belanı versin öl git şey değil yani. Tommen villain mı zaten? Bence villain gibi. Pis değil. Salak abi o. Lütfen. Salakla villain'ı karıştırmayalım.
Ondan sonra savaş plan tahtası. Plan tahtası konusunda ufak eleştirileriniz var sizin. Evet. Sonra. Ben eleştirmeden önce sevdiğim bir tarafını söyleyeceğim. Ben hani böyle Medieval, Age of Empires bilmem ne filan oynamış, en çok böyle oyunlardan keyif almış bir bilgisayar oyunu oyuncusu olarak savaşın planını bize tane tane anlatmalarından çok aşırı zevk aldım. Ve aynı şekilde de ondan anlamayacak izleyicileri de Tormund'un yerine koyarak o detayı ben çok sevdim ya. Çok hoşuma gitti. Yani yanlardan saldırmayacaklar. İyi. Böyle bakıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Oralar çok güzeldi ama Sansa'nın, yani şimdi bölümde beni en çok rahatsız eden konu buydu yani. Daha öncesinden de yani en baştan beri Littlefinger'la olan görüşmesini zaten bir sakladın. Yazdığın mektubu da sakladın. Eyvallah. Tamam, bu bölümde gördük ki adamları yanına alıp buraya gelip Jon'un karşısına çıkıyorsun yani. Sohbetini yapmana rağmen işte adamlarımız eksik, bu kadar az adamla gidilmez, ne yapacağız deyip söyle. Ne ben yazdım. Yani orada gelip... orada şey diyor Sansa işte hani biraz daha bekleyelim diye düşünüyordum ben gibi bir şeyler ima ediyor ama ha bunu evet bunu demesi için yani söylese... Niye hala neyin peşindesin yani? Fark edecek yani. Gelecek adam belli ki şey yazmışsın. Bile, şey geliyor. Bile değilse ben onun söylemeyişinin sebebini şey gibi anlıyorum diziden. Kesin değil. Peter'a güvenilmiyor falan. Tamam böyle bir şey yazdım. Birkaç gün daha bekleyelim. Ne olacağı belli olmaz. Gene de söylenmez mi abi? Yani evet, ölüm işte. Kalım meselesi çünkü sonuçta. Ya yani. Şey belli işte yani. Yine dramatik. Bu kaç bölümdür söylüyorum. Şu bunu. Kadar dramatik daha bir atlı gelecek ama... Yani John beklesek... böyle yukarı baktığı zaman şaşırsın diye böyle bak neler aynen. Yaptım Sansa'nın bir de gülümseyerek bakışı orada. Hatta Bolton da göt olsun filan. Bak o mesela şey açısından da bana çok inandırıcı gelmiyor. İki tane koca ordu var. Uzaktan da hani bu ordulara fark yaratacak büyüklükte bir atlı grubu geliyor. Son ana kadar iki ordunun da bundan nasıl haberi olmaz? Hadi John ekibi zaten boku yiyorlar. Sağa sola gözcü gönderip onlardan haber alacak güçleri yok ama Bolton'un kalesi orada, ordusu burada filan. Bir tane atlı gelip uzaktan atlar geliyor falan. Zaten hep söyledik ya. Ramsay savaş planı yapacak kadar akıllı bir adam değil. Olabilir. Okey. Yani bahanesi buysa bu. Ama o zaman gerçekten hiç akıllı değil. Savaş planı yapacak kadar dedi. Ben bile düşünürdüm yani orada burada 3-5 gözcü benim bıraktım. Derdim kuzeyde, güneyden ne geleceğini hiç umursamamış. Olabilir. Gelse Lannister'lar gelir onlar arkadaşım gibi düşünmek gibi filan olabilir ama. Vadi hiç düşünmemiş falan bilmem ama yani şunu bir konuşmamız lazım bence. Yani bu Lord of the Rings'e selam çakma mı ya? Bu çakma değil çünkü. Hani herhalde kimseyi şey düşünmemişlerdir. Anlamazlar belki. falan dememişlerdir herhalde. Bu bir selam çakma belli ki de. Ya bilmiyorum abi bu kadar mükemmel ötesi bir savaşın bu şekilde çözümlenmesini istemezdim ben. Yani şey bile olsa White Walker'lar bir anda çıkıp Jon ancak biz öldürebiliriz ulan deyip katletseler bundan daha bir keyifli bir olurdu. O benim ya. Aklıma geldi ya son anda. White Walker'lar falan gelip de ne yap yani ortamı bozar mı gibi ya, bir şey geldi aklıma. Bu sonuçta fantastik eserdi. Hani birbirine en çok benzeyen 2'de 2 olduk. Tamam mı? Yani bir savaş ancak böyle noktada olacak. Ya bence bir sözüm. Yüzükler Efendisi'ne gönderme gibi falan değil. Ya bu son anda gelip birilerinin kurtarması olayı aşırı. Zaten çok şey Hollywood klişesi zaten. Hani şeye bakarken böyle tam orada arkasından ışığın vurması falan o hissiyat, atlıların gelmesi falan. Baya ben de Yüzüklerin Efendisi hissettim. Gönderme var diye de bağırdım yani. Ekranı. Gönderme! Kendi kendine de izlerken bağırıyor musun böyle? Evet. Çok iyi. Bu arada yani şöyle ayrıntılar var. Artık bence savaşın küçük sekanslarından ve stratejisinden birazcık bahsedelim. İşte normalde güya bekleyecekti bunlar. Yani o bütün masa başında yapılan plan bekleme üzerine kurulmuştu. Ama ve lakin bekleyemediler. Çünkü Jon Gaza geldi. Çocuğu aynen. Öne iple getirdiği çocuğu ileriye saldı. Sonra ok ata ata işte Jon gelene kadar onların ok menziline şey yapmaya başladı. Sansa haklı çıktı. Ki keza ben o görüşmeden sonra ilk baştaki muhabbetten sonra hakikaten Bolton hala Jon'u nasıl tuzağa düşürebilir diye hani bir bekliyordum. Çünkü tamam Rickon'u getirecek ama yani veya Rickon'u bir şekilde kullanacak ama Rickon'u gözden çıkardılar. Yoksa saldırmazlar zaten diye düşünüyordum ama iyi bir Jon'u aşka getirmek için güzel bir hareket. Evet. Yani hareket çok güzel. Çünkü kurtulması için bir umut üretiyor hakikaten yani. Ama şunu gördük ki Rickon'un burada olmadığı süre boyunca beynini yiyerek belli ki beslenmiş. Ya abi arkandan makineli tüfekle sıkmıyorlar. Dön bir bak ok nereye gidiyor. Sağa koş, sola koş. Ne dümdüz koşuyorsun öküz gibi ya. Onları ben de düşündüm. Hatta şunu da düşündüm yani. Dünyanın en iyi okçusu bile olsam bu çok büyük bir risk değil mi diye düşündüm. Evet öyle. Yani Ramsay'nin tarafını hiç sorgulamıyorum da. Hani dur tamam mı bak ok geliyor okey sağa biraz daha koşayım. Dur ya Allah Allah. Yani
bir artık şey değil ki, 2 yaşında değilsin sen, 3 yaşında değilsin, gittiğin tam, çocuk değilsin. Tam şey anında öldürdü ya. Hani John bunu tam yaklaşacağı zaman artık böyle hani arkasına bakmadan tam abi beni al kısmında girdi yok. Belki öyle açıklanabilir. Ama ben zaten o planı çok ağır riskli görüyorum yani Bolton açısından. O kadar ya, riski şöyle, Bolton ikinci oku atarken bakmıyor falan. Yok, o kadar emin kendinden. Oralarda vurmamak için öyle yapıyor. O kadar emin abi. Yani vuracağı demek ki o toprakların en iyi okçusu sanırım anladığım kadarıyla Ramsay. Şöyle ama şöyle bence. John'u olabildiğince yakla çekmeye evet, çalışıyor. Evet, onu farkındayım. İlk 2-3 vuruşunu bilerek kaçırıyor. Onu hayır, tek atışta vuracağından o kadar emin, onu demek istiyorum. Ha, doğru söylüyorsun. Evet, evet. Ki en uzaktayken. Evet. Olabilecek yer, haklısın ya. O helal olsun bir risk. Ama hakikaten şey olarak tam işledikten sonra bakınca da iyi plan gerçekten. Çünkü sonuçta, başka evet, ne yapabilirdi John'u şey yapmak için? Duygularıyla oynamak ve de herifler 3'te 1 kadar ordusu var. Onlar hücum etti, anladın mı? Olabilecek en dezavantajlı konuma sokmayı becerdi. Ya savaşın gidişatında Ramsay'nin son ana kadar yani destek gelmeseydi Ramsay mükemmel kurgulamış bence. Tobizyon'un ağızlarına sıçtı. Destansı ya, kurgulamış. Yani o adamları çekmesi, arkadan bir yükseltme şeye, o yükseltinin üzerine adamları sonradan biriktirmesi. Yükseltiyi de bu arada kendi adamlarıyla öldürdü. Kendi adamlarıyla yükseltmesi yani. Ki şey, şey de mesela hani gelip işte mızraklarla sokuşturuyorlar ya. Hı-hı. Orada resmen izdihamdan da öldürüyor milleti yani. Zaten bayağı ıkış tıkış sahneler gösterdiler John'un sıkıştığı. Aynen falan. Öyle. Mantıklı yani. Şey de diyorsun yani hani saldırsalar zaten hepsi şeye girecek. İşte mızraklara girecek. Saldıramıyorlar. İşte arkada adam var. Gidemiyor, gidemiyor. Ölüyor falan. İyi yapmış. Ben bayağı klostrofobi çekmişlerdi. Ama onun öncesindeki yani atlı savaş görselini bu kadar iyi yansıtabilen yegane şeydi. Bundan önce ben böyle bir şey izlemedim yani. Ben gerçekten fantastik tarihi, epik falan jaraların hepsini bir hatırlamaya çalışıyorum. Böyle geçmiş Braveheart'a falan gidip oralardan geri gelmeyi hatırlayarak ve böyle atların birbirine direkt hücum ettiği büyük sahne pek anımsayamadığını hatırlıyorum. Atların yani birbirine çarpışmasını gerçek anlamda hissettim ben ya. Evet evet. Pat pat böyle sesleri çıkıyor. Atmat öldüyse bu iş uğruna çok üzülürüm. Yok şey, ölmemiş. Ben bugün nasıl yapıldığını izledim bu sahnenin. Onu koymuş Game of Thrones kendi YouTube sayfasına. Aslında var ya bunu izlesin, bunun için koymuş. Evet. Yani at öldürmedik merak etmeyin demek evet, için kesinlikle de koymuşlar. Atları çok yakın koşturup birbirlerine çok yakınken böyle şey yapıyorlar. Ondan sonra CGI ile o çarpma kısmını tamamlamışlar yani. Onun dışında mesela John'un arkasından görüp de üstüne 40 tane atın koştuğu bir sahne var mükemmel ya. Mükemmel bir sahne ya. Hakikaten Kit orada durmuş çocukcağız ve üstüne 40 at koşmuş çocuğun yani. Üf. Böyle beklemiş çocuk. Oğlum, gerçekten çekmişler yani. Evet bu Game of Thrones'da oyuncu olmak hiç kolay değil. Ya zaten Davos söylemişti bölümden önce. Yani bu bölüme kadar işte yani Kit'in oyunculuğunu en azından görmemiştim. Hep farklı yerlerde çekmiştik birbirimizi. Hani böyle bir genç aktörle çalışmaktan onur duyuyorum. Mükemmel bir. Ya hepsini şey kullanmamış dublör. Hmm. O savaş koreografilerini falan hep kendisi gerçekleştirmiş falan. Tabii. Abimizin biz de saygıyla. Olaya bağlılığı iyi diyorsun. Bir şey mükemmeldi. O mükemmel anlardan da bahsetmek istiyorum. Yani çünkü görsel olarak gerçekten çok epik, hiç unutulmayacak kareler vardı. Bir yani iki tane shot vardı. Biri o atların John'un üstüne koştuğu an. İki, John'un tek başına takip ettik bir yerden. İşte bir adam geldi, adamı horse charge etti, adamı aldı. İşte başka bir adama vurdu, orada adam geriye abi, doğru uçtu. Orada bu işte Avengers'da olan ilk filmde, Civil War'da olan bir tane sahne, Daredevil'da olan sahne filan. O sahnelere benzer bir dil vardı ve yani şey o üç filme falan da özgü değil bu. Hani bu çekim tarzı, bu evet, gösterme tarzı geliyor ve bence iyi ki geliyor güzel. Ben one shot çekilip de kötü olan bir sahne pek hatırlamıyorum açıkçası. Hani True Detective'de de mükemmeldi, Daredevil'da da mükemmeldi. One shot çekti mi bu iş oluyor yani açıkçası. Abi evet, çünkü şeyi gösteriyor yani. Kamera çünkü döndüğü zaman, hani atladığı zaman yani hile yapmış oluyorsun otomatikman. Yani onu küçümsemiyorum, bir yöntem olabilir tabii ki ama ondan hiç kesmeden gösterince her şey ha diyorsun ya, mesela o zaman böyle mucizevi olan şeyler de mucizevi gibi gelmiyor evet, sana. Ya gerçekçi geliyor sana daha evet, ve etkileyicilik çok, artıyor tabii yani. Çok zor bir şey yapmak ben anladığım kadarıyla yani. Tabii canım, onu hiç kesmeden ki gene hile yapıyorlar mıdır bilmiyorum, böyle hani önünden at geçti mi. En sonunda bir geçti orada ama. Ha, işte böyle dijital olarak başka çekimdir o ama biz onu anlamıyoruzdur gibi hileler var mı bilmiyorum ama yiyordu zaten. Evet ben haklısınız yani. Ya bilmeyi için oradaymış söyleyeyim gibi hissediyorsun kendini. Hani bilmeyi için söyleyeyim, Vahşat'ın probleminde hani atıyorum 45 saniye. Öyle 40. saniyede bir problem olduğunda 30'dan alalım yok. Tabii bütün sahneyi bir daha çekiyorlar. Aynen ve öyle.
bunu 50 kere falan çekilme durumları oluyor. Çünkü git adamlara yardım et dediği anda bir şey var. Hani haber ver deyip birini tutuyor. O sırada kafaya bir şey giriyor. Aynen abi. O gelirken böyle bir ayağı gözlese bitti. Başta hadi bakalım. Öyle gerçek. O yüzden çok acayip. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum ama ben bir sahne daha söyleyeceğim. O John'un üzerinden atların geçtiği, insanların geçtiği, klostrofobiden kendini kaybettiği bir sahne var. Evet. Hani nefes alamadı bilmem ne. Hani o sahnede verdiği siyah zaten acayip. Bir de şeyi ayrıca söylemek istiyorum. O herkesin arasından nefes almak için çıktığı bir an var ya. O sahnenin tepeden çekimiyle Daenerys'in bu hani... Neredeydi o ya? Herkes elini uzatıyordu hani. Bir sezon tepeden çekim. Aynen, bir sezon iki görseli yan yana koy. Hani olursa edite koyabilirsek harika olur. Birebir aynı. Birebir aynı. Hani birinin rengi ateş, birinin rengi buz hakikaten görseller. Doğru. O kadar bir acayiplik var ki o sahnede. İkisinin şeyini bir daha ortaya koyuyor. Bu herhalde biraz R.R. Martin'in bize şeyi, evet, ödülü. Yani bu tarz tekrarlar, bu tarz işte kafiyeler olması. Öyle tamamen mi? Edebi bir eser olmasından kaynaklanıyor. Evet. Yani bu dizinin zaten bu kadar babalar gibi gitmesinin nedeni planlanacak, programlanacak bir şeyi var. Hem tarihi var hem de edebi bir eserden olduğu için oynayabilecekleri çok fazla, bir hamur gibi yani. Öngörüyle yazılıp çizilip sonra onlara sadık kalınması falan çok başarılı bir hamle. Bence seyircinin nabzına göre dizinin gidişatını değiştiren her çeşit dizi bu fikirden kesinlikle ders çıkarmalı abi. Sonunun başından belli olduğu öyküler kesinlikle her zaman daha çok tat veriyor yani izleyiciye diye düşünüyorum. Erov ders al. Oh, bugün de Erov gömdük. Evet. Bitti, hala gömüyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Pek sevdiğimiz Dev Wunwun'u aynı bir battering ram olarak kullandılar ve Winterfell'e, işte Winterfell'de biz de aylarca yaşarız, onların da kuşatma yapacak gücü kalmadı derken bunları olduğunu hesaba katmadı yani. Adam bayağı kapıyı aldı ve götürdü. İçeriye girdi böyle oklardan yeni bir kürk oluşturmuş şekilde kendine ve öldü. Çok üzüldük. Çok üzüldük. Ama ben yine ailenizin keyif kaçıranı olarak... Söyle bakayım. Ya şimdi... Wunwun'un bu ikinci kapı kırışı. Okay. İlki de Karakale'deydi. Ya kardeşim, Winterfell'in kalesiyle o kalenin kapısı birmiş gibi hareket edemezsin. Ya Winterfell'in kalesi öyle kolay kırılmaz. Winterfell'in ya kalesi normal şartlarda iki taraflı oluşuyor zaten. İki kapı arasında bir boşluk var. Oraya öyle koşbaşıyla falan da giremiyorsun. Hmm. Yani bunu böyle göstermeli. Ya bir tane kapı kırmakla Winterfell'e alınmaz demiş. Evet. Değil mi? Ya bir onun bir iç duvarı var, bir dış duvarı var. Tamam, ben de sana o zaman gene dizinin avukatı olarak şöyle olmuş olabilir diyorum. Ama gene bu konuda hani şey göster, haklısın. Dizide bunu göstermediler. Ben borçluyum, tamamlıyorum. Zaten kuşatmaya karşı bir savunma yapacaklarını hesap etmedikleri için hani yetişiyor Winterfell'e Bolton. Hı hı. İlk kapıdan giriyor. O daha ilk kapı hemen oracıktalar zaten. Hı. Yani senin dediğin gibi kuşatma için hazırlamış olsalar bir sürü kapılar, bir sürü giriş. Zaten mesela kapıda bir tane tahta odun var, anladın mı? Hı hı. Oraya dev saldıracağını öngörsen arkasında bir sürü şey yiyebilirsin. Peki. Öngörmedi. Gene kendine çok güvendi. Nasıl olsa dışarıda öldüreceğiz diye düşündü. O yüzden savunmayı yapmadılar. Bence onu artık düşünmemişti ya. Ben kaleye girdiği anda yenilgiyi kabul etmişti bence Remzi. Yani bitmiş abi vallahi yani. 50 kişi vardı abi kalede. Muhakkak canım. Yani. Ve çıtır çıtır öldüler. Ama öleceğini bilmesine rağmen yani son dakikada bile hala Wunwun'u gözünden vurması. Yani öleceğim ama yani ben de vazgeçmiyorum. Orada mesela yapmak istiyorsa Wunwun'u gözünden vuracağına... John'u vur. Evet, John'u vurabilirdi gerçekten. O diğerden tahtayı alana kadar, kalkan alana kadar. Aman avukatsın sen. Sen değil, ben diyeceğim onları. Sen savun. Yok, o konuda söyleyecek bir şey yok. John böyle bakarken zırt diye gözüne girince John'u vursaydın dedim ben de. Ya bir de ikinci var, okçuluk yeteneğini gösterdi. Gözünden de vuruyorsun. Harikasını anladık. Demek ki John'u kelleden alabilirsin. Ki bu kadar iyisin madem. 3 kere aynı noktaya kalkanı kaldıracağı yere niye atıyorsun? Ayağını at. Bir şey yap. Abi. Aynı noktaya. Artık gebereceğini bildiği için. Tamam hadi, siz her şeyi savunacaksınız. Anlaşıldı. Ayağını vursa öldürmez ki. Dışarıda yanlarda öbür adamları var falan. Orada hani böyle bir... Bilmiyorum ya ama... Boşver abi, orada zaten yenilmiş artık çocukcağız. Evet, ne yapacağını, iyi bir plan, iyi bir fikir peşinde koşuyor. Harika bölümde, o yüzden çok gömmemeye çalışıyorum ben de. Takıldığım yerler oluyor sadece ama olur bunlar. Bu arada John'un Ramsay'i dövdüğü sahneyi de 10 saat boyunca tepesinde durup da hı hı
diye yumruk attırmışlar. 10 saat sürmüş orasının çekimi. Ne diyorsun ya? Ne demek 10 saat sürmüş? Gerçek anlamda 10 saat. Evet evet, 10 saat boyunca çeşitli açılardan, çeşitli şeylerden aldım. Remzi'yi dövmekten keyif alsın diye bir daha, bir daha. Hayır, bir de eğer sonuçta ne bileyim 10-15 saniyelik sahne yani. Niye yani eğer o 10 saat çekildiyse ben manşatı falan düşünemedim şu an. Bu yönetmenden manyak sürmüş olabilir yani. 8 hafta boyunca çekildi. Abi bir senede bir çıkıyor yani, 10 bölüm çıkıyor. O yüzden siz de çok şey yapmayın yani. Ne bileyim abi ben de. Zamanları bol, çekiyorlardır. Evet. Sansa en sonunda Bey abimize gayet güzel feminist dokunuşlu cezasını verdi. Ne düşünüyorsunuz bu kısım hakkında? Yani Ramsay tabii ki hak ettiğini buldu. Ama hani siz Sansa'nın o ortaya çıkan vahşeti böyle gülümseyerek izlemesini falan nasıl buldunuz? Abi yani bence orada negatif bir şey yok karakter hakkında. Sadece bunca yaşadığı şeyden sonra biraz daha böyle soğuk kalpli, biraz daha olaylara duygusal yaklaşmayan bir tipe doğru gidiyor işte falan. Tam olarak bunlar için ben de aslında zaten şey yaptım. Çünkü ya bu hani soğuk kalpli olması, intikamcı olması, vahşet olması birazcık Lady Stoneheart'a aslında ona has özellikler. Aman tanrım, manipüle edildim resmen. O yüzden sanki onun hikayesi Sansa'ya kaydırılmış gibi bir hissiyat aldım ben. Ama hikayesi dediğim bayağı ölümden geri dönmeli falan filan. Yok, hayır hayır hayır. Yani ben geçen hafta söylemiştim. Karakter ya, Lady Stoneheart bence artık koymayacaklar diziye. Evet, çok yeni bir şey olur yani. Yani Lady Stoneheart'ın bu intikamcı duruşunu, bu birazcık daha böyle gözü dönmüş vahşi durumunu sanki Sansa üzerinden böyle bir ilerletelim. Hani vallahi abi Bolton bunun abisini öldürttü bir çeşit. Yani Bolton'lar öldürttü. İşte zaten tecavüz etti kıza filan. Hani bir sürü kardeşini öldürdü. Ötesinde de başka bir erkek kardeşini yüzünden. Yani Joffrey yüzünden kız kafa yedi ilk başta. Yani başka bir erkek güçlü, erkek dominant adam yüzünden acılar çekti. Hayatta tanıdığı tek iyi erkek Tyrion muhtemelen. İşte okey, yani bence o yüzden orada intikamını alırken birazcık gülümsemesi filan kızın çok da işte sapıttığı falan da gelmiyor. Sadece haklı abi ya, ben kızı gülümsesin, kahkahalar atsın acılar çekerken istedim yani. Çünkü ben öyle yaptım. Bundan sonra Sansa'nın yeni köpeği mi olacak peki? Var mı öyle bir şey? O köpekleri öldürecekler mi acaba? Bilmiyorum abi, evet o köpekler. Ya onlar öyle dursun, bakarız falan olmaz. Zarar yani insanlığa falan sanırsam ki. Davos'un Shiri'nin küçük şeyini keşfetmesinin öcünü gelecek hafta alacak gibi gözüküyor. Alacak mı acaba? Evet, orada alacak çünkü mı acaba? Bir tartışma sahnesi. Hani Sunala olayın evet, yargıçlığı yapması için ortaya koymuşlar söyle gibi. Söyle lan diyor yani. Aynen. Bir yani John orada hüküm isteyecek muhtemelen. Hani John belki de yok artık öldürmeyelim, çok kan döküldü falan gibi şeyler de diyebilir ya. John'un orada vereceği geldiği bu bugünkü savaş değil. Bugünkü savaş bildiğimiz John'du zaten. Hani John'dan beklediğimiz bir şeydi. Ben geri dönmüş John'un öyle bir durumda vereceği hükmün ne olacağını biraz merak ediyorum. Aynen. Bundan sonra ne yapacaklar? Çünkü bir anda da onu ölümden döndürmüş kişi var. Evet evet. Yani o yüzden o enteresan bir durum. Bu arada bak, bundan bahsetmişken ya şu Rickon'u da bir ölümden döndürmeye çalışmasak mı demez mi insan? En azından denemesek mi falan. Ha? Yani gelmeyebilir. Gelmeyebilir falan diyebilir de yani gene de bir denemek lazım abi bence. Olacak. Ne kaybedeceksin? En fazla 1-2 saat yalan yanlış bir. Hayır, bu konunun açılmıyor bile olması çok acayip. Yani o tek seferlikti balım. Onun daha saçı sakalı yok. Değil mi? Dur, belki gelecek bölüm bunu görmüş oluruz. Fark etmez ama her ölen için benim de kardeşim öldü savaşta, onu da bir diriltirseniz. Sıra oluyor değil mi? Böyle sizde bir kacı varmış. Uğraşıyor. King's Landing'den de çok azıcık bahsetmek istiyorum. Ben orada ne olacağını merak ediyorum açıkçası. Ya bu son bölümün ben genel anlamda King's Landing geçeceğini tahmin ediyorum zaten. Hani bir herhalde 40 dakika King's Landing. Ama sürpriz şey sahnesi var. Jaime Frey'lerin yanına gitmiş. Orada ne olacak acaba? Ya o mesela o sahne atıyorum 4. 5. bölümlerde olsa öyküyü devam ettiren normal sahnelerden biri olurdu. Ama şimdi Frey's sezon sonu. Frey Lannister sende regards diyorlar bir de. Ha, aynen çekim. Sezon sonu ya. Acaba ne olacak orada, ne bomba patlayacak, çok merak ediyorum ben. Ya eğer Arya Frey'i öldürmezse izlemeyeceğim önümdeki sezonu ya. Ama abi Arya büyük daha, konuşuyorum Arya yani. Arya daha yeni yola çıkmadı mı ya? Ya zaman geçti. Zaman algısını ben bırakalı çok oldu Game of Thrones'da. Atlar gemiye geliyor. Bir önceki bölümde kaleden çıkıyor, bir sonraki bölümde Littlefinger kuzeyde buluyor kendini falan. Takım abi ya Theon'la Yara da bu arada şeye vardılar. Biz sezonun en sonunda ama, son sahne olarak bekliyorduk onu. Ama 1-2 bölüm işte bekledi mesela yani. Tamam, bir Arya bir bölüm geçti, tamam o gider artık. Ya bilmiyorum, o olmalı. Ya çünkü Walder Frey'i yine ya bak çok Martin işte bu hareketler. Yine bir düğün ve yine bir Walder Frey.
Arya'nın listesinde de saydığı iki isim vardı. Walder Frey ve Cersei Lannister. Kimin düğünü ya? Walder Frey'in bir çocuklarından düğün, biri, kızlarından bir, biri. Bir düğünü oluyor işte evet. Orada. Doğru, onun çoluğu çocuğu çoktu falan. Doğru. Ya o yüzden de o listeden biri çizilecekse bu Walder Frey olacak yani. Bir de Walder Frey bu düğünden sonra bir daha ortaya çıkmaz çünkü gereği kalmadı artık. Hikayede bir anlamı yok. Ya bu Walder'ın oradan kalkma sahnesi olmalı. Benim merak ettiğim, ya bence Arya öldürecek çünkü o kesin diye tahmin ediyorum ama Arya gibi mi öldürecek yoksa birinin kılığına mı girecek? Faceless man. Evet yani biz bir bölüm boyunca biri mi zannedeceğiz birini? Peki Jaime ile Arya karşılaşır mı? İlla dövüşte olmak zorunda değil ama giderken uzaktan bakmalı falan filan. Karşılaşabilir. Ve ne olur yani acaba? Çünkü onlar da çok ilginç bir yüzleşme ikilisi yani. Hani şey Jaime yok muydu listesinde Arya'nın? Yoktu diye hatırlıyorum. Okey olmayabilir ama gene de suçluyordur herhalde yani. Bu arada iki saniye eline bir de Bran'i gördük. Bran'i ne yapacağız, nerede göreceğiz? Tower of Joy'u bağlayacaklar artık diye ümit ediyorum yani. Abi, Bran öyküsü ne boka yarayacak onu göreceğiz herhalde bence zaten. Aslında açıkçası. Çünkü biraz koptu zaten. Ya Tower of Joy'da o tam merdivenleri çıkarken kesmişlerdi ya. He. O tepede ne olduğunu işte. Yani Jon'un anasını gösterecekler artık diye tahmin ediyorum yani. Belki o ileri kalır ya. Belki Bran sadece Bran'e ne olduğunu görürüz bu bölüm. Ve senin dediğin kısımlar sonraki sezonlara kalır belki. Ben şu Bran öyküsü arkadan yavaş yavaş işliyor. Geçen sezon hiç yoktu falan ya. Çok aceleye getirmeye edebilirler gibi geliyor bana açıkçası. Ben olacağını tahmin ediyorum. Yani tahminim o yönde. Ama ben hazırlıkla preview izlerken tek bir şey olacak mı diye bekledim. Çünkü her bölümdür bekliyorum bunu. Artık son bölüm olacak göreceğim diye. Abi resmen finale de koymuyorlar. Dornları resmen çıkartmışlar sahneden ya. Evet. Resmen evet. Yok yani. Orada o olayı yaptılar ve bu sezon Dorne'u unutturdular oyuncu izleyen. Dorne yani iki sezon önce geldi. Geçen sezon böyle azıcık bir şey oldu. Bu sezon ya ucundan verdiler, kestiler. Orada gemiyle kinzlendiğinde geldiler yani. Ve Otnar'a ne oldu, o kum yalanları ne yaptı, intikamlarından vaz mı geçtiler falan resmen. Doğru. Gelecek sezon falan verecekler herhalde. Ya da belki o bir yan sürpriz olarak onu promoya eklememiş olabilirler. Yani bilmiyorum. Ama ben mesela sen Dorne deyinceye kadar evet Dorne. Ya ben bekledim çünkü elbet bir bölümde çıkacak ya bu dedim ama bu bölümü de preview'unda görmeyince artık. Vay Dorne var. Ki Dorne çok artist ya. Dorne'u görmek istiyoruz yani değil mi? Ya evet ben çünkü bir intikam yani artık sen hiçbir şeyi harekete geçmiyorsun deyip bir olayları patlatıp ben artık dedim ki Dorne herhalde bir savaş başlatacak çünkü falan deyip hiçbir şey görmedik böyle sezon boyunca. Buradan olmaz. Çok tepkiliyiz. Ey geekler, son bölüme geldik, saç attık. İşte gelecek hafta son bölümü konuşuyor olacağız burada sizlerle ve bir dönemi kapatıyor olacağız. Bunun için üzgünüz. Burada neyse bu bölümü beğendiyseniz bölümü de beğendiyseniz işte bizim videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bir de geekyapar.com var. Oraya bir girin bakın falan. İşte çok güzel bölümdü. Böyle kala kaldık. Ne bileyim ya. Çok ciddi konuştuk oğlum bugün biz bu arada. Farkındasınız değil mi? Normalden hiçbir cıvılmadık. Çünkü yani gülecek bir şey yoktu yani. Aynen. Game of Thrones ciddi bir şey. Allah Allah dalga geçmeyi bırakın.